son yıllarda dünya genelinde ortaya çıkan sağlık riskleri nedeniyle herkes için sağlık, her yerde sağlık, tüm politikalarda sağlık diyerek insanlığın sağlığı için küresel bir mücadele yürütüyoruz. Küresel sağlık risklerinin ekonomik ve sosyal yıkıcılığı bu alanda verilen mücadeleyi çok sektörlü faaliyet alanına taşımıştır. Dünya Sağlık Örgütü, sağlıkta çok sektörlü sağlık sorumluluğunun geliştirilmesi amacıyla Sağlık 2020'yi hedefleri arasına almıştır. Değerli misafirler, Türkiye birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da küresel sorunların çözümüne katkı sağlamaya ve uluslararası toplumla işbirliğine büyük önem vermektedir. Başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere sağlık alanında faaliyet gösteren birçok uluslararası kuruluşla bölgesel ve uluslararası sağlık sorunlarının çözümüne yönelik faaliyetleri ve işbirliklerini desteklemektedir. Herkes için sağlık temel prensibiyle hizmet vermekte olan bakanlığımız daha iyi bir dünya için yeni yollar aranması gerektiğine inanmaktadır. Bu amaçla 60'tan fazla ülkeyle sağlık ve tıp alanında işbirliği anlaşmaları ve işbirliği faaliyetleri yapmış ve yapmaktadır. Yine bu kapsamda birçok ülkeyle sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi ve başarılı uygulamaların paylaşılması noktasında işbirliklerinde bulunmaktayız. Bunlar sağlık tesisi inşa edilmesi ve işletilmesi gibi altyapı çalışmaları, hasta tedavileri, sağlık haftaları, sağlık insan gücünün geliştirilmesi ve eğitimi gibi birçok faaliyeti kapsamaktadır. Tabii burada ülkemizin sağlık alanında yapmış olduğu çalışmaların yanında İzmir'in sağlık alanındaki yerine de kısaca değinmek isterim. Herkes için sağlık diyerek Expo 2020'ye aday olan İzmir'imizin sağlıktaki yeri çok eski tarihlere dayanmaktadır. Hipokrat'ın ve Galen'in yaşadığı bu topraklar, yaşam ve sağlık hakkını koruyan tarihi misyonunu günümüzde de sürdüren bir şehrimizdir. Daha 3 hafta önce Ege'nin incisi bu şehir, sağlık alanında en önemli uluslararası otorite olan Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Bölge Komitesi toplantısına ev sahipliği yapmıştır. 51 ülkenin sağlık bakanı veya üst düzey temsilcilerinin katıldığı bu toplantıda bölgemizdeki tüm ülkeleri ilgilendiren birçok konu görüşüldü ve önemli kararlar alındı. Yine Dünya Sağlık Örgütü'nün bir başka girişimi olan Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı toplantısı aynı tarihlerde İzmir'de yapıldı. Yine bu şehirde Dünya Sağlık Örgütü ve Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Ulusal Enstitüsü işbirliğiyle sağlıkta kanıttan politikaya başlığı altında 100 okulu düzenlenmektedir. Tüm bu çalışmalar İzmir'in sağlık alanındaki tarihi misyonunu günümüzde de ve gelecekte de sürdürme kararlılığını açıkça ortaya koymaktadır. Hükümetimiz İzmir'in bu tarihi misyonunu sürdürmesi noktasında her türlü desteği sağlamaktadır ve sağlamaya devam edecektir. Değerli katılımcılar, değerli delegeler, değerli misafirler. Devletimiz Türkiye 2023 vizyonu çerçevesinde İzmir'e önümüzdeki 10 yıl içinde önemli yatırımlar yapmayı planlamaktadır. Başta sağlık olmak üzere ulaşımdan eğitime, spor tesislerinden enerji altyapısına kadar farklı alanları kapsayan bu yatırımlarla İzmir'i bölgesel bir sağlıklı yaşam merkezi yapmayı hedeflemektedir. Faaliyete geçmek üzere sağlık alanında ileri teknolojilerinin kullanıldığı 2 sağlık kampüsü inşa edecektir. Kıymetli delegeler,
Türkiye ve İzmir Expo 2020'ye adayız ve hazırız. Bu organizasyonun 150 yıllık geçmişinde teknolojiden çevreye, enerjiden uzaya kadar birçok farklı temaya ev sahipliği yapmasına rağmen bugüne kadar ne yazık ki sağlık temalı bir expo düzenlenememiştir. İnsanlık için bu kadar önemli bir konunun expo gibi dünyanın en büyük organizasyonlarından birinin gündemine taşınması çok önemlidir. Bu sebeple Türkiye Expo 2020 için dünya iyi bir, daha iyi bir dünya için yeni yollar, herkes için sağlık temasını seçmiş. Hem Expo tarihinde hem de Expo 2020'ye aday ülkeler arasında sağlık temalı bir expo düzenlemeye aday olan ilk ülke olmuştur. Türkiye son 10 yılda hakkaniyetli, kapsayıcı ve devamlılığı olan bir sağlık sistemi kurmayı başarmış bir ülkedir. Bu başarı birçok bilimsel sağlık politikaları toplantılarına konu olmuş, Dünya Sağlık Örgütü tarafından diğer ülkelere çok defa örnek gösterilmiştir. 150 yıldan fazla köklü bir geçmişi olan ve insanlar için her zaman daha iyisini isteyen Expo gibi uluslararası bir organizasyonun uluslararası alanda günümüzün yükselen küresel değeri olan sağlığa hak ettiği önemi vereceğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken güler yüzlü İzmirlilerinin, misafirperver Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin sevgi ve saygılarını sizlere iletiyor. Tekrar hepinize hoş geldiniz derken güzel, verimli ve eğlenceli iki gün geçirmenizi temenni ediyor. Saygılar sunuyorum.